Arkadaşlar selam. Gezi teknoloji ve kamera ile ilgili videolar çektiğim YouTube kanalımın bu yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda küçük enişteden bahsedeceğiz. Mini 3 Pro. Gelişen teknolojiyle birlikte bu kameraların yerine uçan kameralar aldı. Eskilerin helikopterle aldığı görüntüleri artık minnacık 249 gramcık bu canavarlarla alabiliyoruz. Bildiğiniz gibi DJI markası drone'un Apple'ı. Bu işin uzmanı. Şimdi DJI markasının eskiden sadece 2 seri drone'u vardı. Phantom'lar ve normal Mavic serileri. Fakat ihtiyaçlarımıza göre artık yeni seriler de çıkartmaya başladılar. Prosu, Zoom'u vesaire çıkmıştı. Bu farklı modellere yönelmelerinin sebebi aslında ihtiyaçlara göre insanların doğru drone'u almasını sağlamaktı. Örnek veriyorum, zoom'a ihtiyacınız var da dinamik aralığa çok ihtiyacınız yoksa ona göre sensörü büyük bir kameraya sahip drone yerine zoom özelliği fazla olan drone'u tercih ediyordunuz. Böylece iki kamera olmadığı için ağırlık azalıyor vesaire. Tabi pazarlama stratejisi. Sonra bir gün DJI mini modelini çıkar. Mini modelinin mantığı şu: birçok ülkede drone kuralları farklı olsa da ana temel aynı. 250 gramın altı kayda tabi değil. 249 gramlık bir drone oyuncak sayılıyor. Kamerası olsa dahi. Drone küçülünce aynı zamanda bataryası, kumandası, yedek pervanesi, aksesuarı, şarj aletleri de küçülüyor. Şimdi ilk defa drone işine girecek arkadaşlar diyordur ki belki, ya manyak mısınız? Ha 500 gram olmuş, ha 250 gram. Öyle değil. Şöyle ki, Mavic Pro'nun bir bataryası bu drone'un batarya halinden daha ağır. Böylece ağırlık sizin için fark ediyorsa ekstra bataryalara vesaire artan şeyler sizin zorunuza gitmiyor. Şimdi öncelikle dronelar hakkında çok geniş bilgi vermeme gerek yok. Bu videonun ağırlığı mini 3 olacak. Neden tercih edilebilir? Artıları eksileri nelerdir? 3 aydan fazla süredir aktif olarak kullanıyorum ve size bu drone neler yapabiliyor, kimlere hitap ediyor dürüstçe paylaşacağım. Öncelikle söyleyeyim, sponsorlu bir video değil, paramla gittim aldım. Yurt dışından aldım ben. Fly More paketini aldım. Bir tane biskolata mudu aldım. Bu videoyu ben çekene kadar mini 3 düz bir model daha çıkarttı. İşte çözünürlük, kare hızı vesaire biraz daha farklı şu anki drone'a göre. Onları da ben belirteceğim size. Öncelikle 249 gramlık bu drone 4K 60 fps video çekebiliyor. 10 bit video çekiyor. D-Cine-like diye bir profili var. Bu profil Air'i falan da vardı. Tam 10 bit değil. Veri yolu boyutu böyle saniyede 200 megabit değil. 150-140 falan yazıyor. Yani böylece çok çok hızlı bir hafıza kartına da ihtiyacınız olmuyor. Bu profille çektiğiniz zaman 10 bitin böyle 4-2-2 değil, 4-2-0 gibi düşünebilirsiniz. Normal çekime göre dinamik aralık daha fazla oluyor. Gün batarken veya güneş doğarken bütün renkleri, gölgeleri ve parlak alanları, bulutları aynı anda çekmek istiyorsanız ihtiyacınız olan ayar HDR. Şimdi bu drone'un hafif olmasıyla beraber getirdiği size en büyük avantaj sadece çantada az yer kaplaması değil. Bunun her şey hafif olduğu için düşük miliamperli bir bataryayla bile çok uzun süre uçabiliyor. Şimdi bu drone'u standart aldığınızda 47 dakika uçmuyor. Daha kısa uçuyor. DJI firması bütün drone'ları sadece kutuyla sattığı zaman içinden çıkan aksesuarlar size yetmiyor. Fly More Kit almanız gerekiyor. Ya da Fly Combo. İsmi sürekli değişiyor. Bu kitle neler geliyor ondan bahsedeyim. Çok şık bir deri çanta geliyor. Bu su geçirmeyen bir çanta oluyor. Bu arada çantayı göstereyim. Benim bir karışım 25 santim, hesabınızı yapabilirsiniz. Neredesin ışık? Şöyle bölmeleri ayarlanabilir bir cırt cırt bir çanta geliyor. Bir adet şarj ünitesi geliyor. Bunu USB-C'den şarj edebiliyorsunuz. İçerisinde şarj adaptörü gelmiyor. İki adet de 47 dakika uçabileceğiniz akıllı batarya geliyor. Bu bataryaların üzerinde Mavic'ten farklı olarak ışık yok. Bunların böyle detaylarını görmek için şuraya takıyorsunuz. Sonra bir düğmeye bastığınızda falan gösteriyor bataryası var mı yok mu, işte kaç çizgisi var, onları gösteriyor. Toplamda kutuda 3 tane batarya takıp şarj edebiliyorsunuz. Çok uzun sürmüyor. Yani yanlış mesela 1 saat civarı falan fulleniyor. 1-1,5 saat civarında. Bunun yanı sıra pervane geliyor. 2 çift pervane geliyor yedek. Pervaneleri takabileceğiniz küçük minik bir alyan var, o geliyor. Özetle bu. Yani Fly More Kit'te bunlar geliyor. Bunu almazsanız içinden çıkan bataryayla yaklaşık 30 dakika civarı uçuyor. Şimdi bu drone'un gelelim kamera özelliklerine. Ha, bu arada 47 dakika dediğine bakmayın. Siz kayıt yaparken vesaire rüzgar direnci, osu busu bunlar hesaplanırken testlerde en uygun koşullar, yani rüzgar havada falan deniyorlar. Gerçek yaşamda bu 40 dakika, 42 dakika falan oluyor. Kesinlikle az değil. Normalde ben de büyük drone'ları falan uçurduğum zaman işte 25 dakika diyorsa 20 dakikada bitiyor. Çünkü return to home için, yani eve dönüş için güvenlik nedeniyle bir 5-6 dakikalık batarya zaten bırakmak zorunda kalıyor. Bunları da hesaba kattığınızda uçuş süresinin çok uzun olması çok büyük avantaj olmuş oluyor. Zaten mesela 20 dakika uçuyorsa bir drone, 5 dakikasını, 6 dakikasını düş, 14. Zaten alıştın, kalktın, ettin derken vakit kalmıyordu. Bu eksiklikleri tamamlamışlar. Bu drone'da farklı olarak perspektif değişiyor. Nasıl mı? Bu kafası dönüyor bunun. Böyle döndüğü zaman 90 derece dik video çekebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Korkunç büyük bir avantaj. Çünkü
Normalde Mavic 3 var bende mesela. Mavic 3 ile beraber çektiğim video 5.1K çeksem bile o yatay videodan dikene crop aldığımda 1080p'nin altına düşüyor kalite. Ve fotoğrafçıyız. Biz perspektif ayarlayarak çekiyoruz videoları, fotoğrafları. Bunları siz kadrajınızı yatay olarak ayarlayıp sonra dikey kestiğinizde hep bir şeyler eksik oluyor. O tadı alamıyorsunuz. Fakat bunda kadrajı direkt ona göre ayarlayıp ve full çözünürlükle çektiğiniz zaman mis gibi oluyor. Şimdi bu drone'un başka bir özelliği. Bu drone'da 3 yönlü sensör var. Altında, önünde ve arkasında sensörü var. Bu objeleri şu taraftan algılıyor. Ben geri giderken Avusturya'da drone'u göle düşürdüm. Böyle bir göle geldik ama güneş kaçtı. Neyse, drone'la giderek bir şeyler çekeceğiz. Bakayım. Ya. Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor. Mini 3 daha 3. uçuşta melek oldu. Şu göle düştü. Geri gelirken sensör şu minik dalları algılamadı. Yüzme bilmiyormuş. Bakalım pirince yatırsak düzelir mi acaba ya? Tatlı suya. Evet, aklınıza gelen ilk soru. Pirince yatırsak düzelir mi? Vallahi düzeldi. Instagram atmıştım zaten. Linkini de aşağı bırakırım o Reels videosunun. Basmati pirincine yatırdık. 2 günün sonunda çiçek gibi uçuyor. Tabii o batarya melek oldu. Şimdi tamire verdim onu servise. Bakalım inşallah düzelirse. Kamera özelliklerinden bahsetmeye devam edelim. Bu drone'da farklı olarak AirQuest 2 gibi pixel binding özelliğiyle 48 megapiksel yükseltilmiş fotoğraf var. Yani aslında sensör 48 megapiksel değil ama böyle işte Olympus kameraların vesaire yaptığı gibi ya da Sony'lerde pixel shift diyorlar onu. Sensörü kaydırarak birkaç yerden fotoğraf çekip bunları birleştirip size bir dosya veriyor. RAW fotoğraf çekiyor. Böylece dinamik aralık daha fazla olmuş oluyor. Her bir RAW ortalama 25-30 MB civarı size bir RAW veri üretiyor. Birkaç tane örnek bırakacağım. Onlara göz atabilirsiniz. Şimdi Mavic 3'ün sensörü 1 inç bildiğiniz gibi. Bunun ise 1 bölü 2.3 inç diye geçiyor. Bu drone için yeterli mi? Yeterli. Hem zaten sensör büyüse bu sefer her şey büyüyecek. Ayarlanabilir bir diyaframa sahip değil. Sabit f1.7 diyaframa sahip. Düşük ışıkta bile gayet güzel video veya fotoğraf çekiyor. Düşük ışıkta video çekerken manuel alıp ayarları pozlamayı güzel yaptığınızda gayet güzel şeyler çıkıyor. ISO değerlerini falan biraz ben zorladım. Böyle 3200 ISO'larda videoda yiyor yani, gidiyor, kurtarıyor. Şimdi bu drone'dan bahsederken benzeri drone'ları da incelemişsinizdir, bilginiz vardır. Air 2S, işte Mavic 2, Mavic 3'ten farklı olarak neler var onlardan bahsedeyim. Mavic 3'te 4K 30 FPS vardı. Air 2S'te 60 FPS geldi. Air 2S'ten farklı olarak arkadaki sensörleri bunun yok. Bu bir eksik. Tabii ağırlığa da yansıyor doğal olarak. Air 2S Mavic'lere göre daha iyi uçuyordu, Mavic 2'ye göre. Fakat Mavic'te kumanda problemi yaşadım. Ben hatta Ceneviz Kalesi vardı İzmit'te. Orada düştü drone'um. DJI'ye yazdım, kanıtladım ve bana indirimli olarak yeni bir drone gönderdiler. %30 senin hatan var dediler. %30'unu ödedim ve sadece body'sini gönderdiler. Başka yerlerde bağlantım koptu. Hiçbir sebep yokken Artvin'de, Hopa'da video çekerken drone 50 metre üzerimde olmasına rağmen koptu ve gitti. Zor bela yakaladım. Hani böyle sorunlar yaşamıştım. Drone'da böyle bir sorun yaşamadım. Bu arada abileri gibi Air2S, Mavic gibi Active Track özelliği de mevcut. Spotlight, Point of Interest yani otonom modlar da var. Master Shots kendi kendine uçup otomatik videolar çekme özelliği de aktif. Şimdi bunun gimbal ufak olduğu için yukarı doğru böyle kalkabiliyor. 60 derece yukarı doğru bakabiliyor. Bu da çok büyük bir özellik. Mavic'lerde 30 derece civarı en fazla yükselebiliyor. Çünkü gimbal daha fazla kalkmıyor. Kafası yukarı çarpıyordu. Bu da çok normal yani, fiziki olarak imkansız zaten. Genel olarak durum bu. Ve asıl oyunu değiştiren başka bir şey var. Yeni RC kumanda. Bu kumanda Enterprise modellerindeki gibi o siyah kumanda kadar hantal değil. Daha hızlı bir işlemcisi var. Ekran parlaklığı ondan birazcık düşük. Ve eğer birkaç tane drone'unuz varsa tek kumandayla kontrol edebiliyorsunuz. Seyahate çıktığınız zaman vesaire çok büyük avantaj sağlıyor. Şöyle bakayım, parlar mı? Parlıyor. Mavic 3. Mavic 3'ün yeni çıkan versiyonu Classic. Mini 3 Pro. Yeni güncellemeli Mini 3'ün düzü ve ayrıca Air 2S'i kullanabiliyorsunuz. Böylece eski kumandalara ihtiyacınız olmuyor. Yani artık zaten DJI yurt dışında sadece gövde de satıyor. Böylece geriye dönük uyumlulukla beraber kumanda fazlalığı da olmamış oluyor. Bu kumanda çekim gücü olarak benim yaptığım testlerde çok daha iyi standart kumandaya göre. Cep telefonuyla bağlandığınız zaman şarj bitti bitmedi, bağlantı koptu, biri aradı sordu problemi olmuyor. Kumandada Wi-Fi özelliği var. Wi-Fi ile cep telefonu yine bağlamak istiyorsanız internet gereken kilit açmanız, güvenlik kilidi açmanız gereken yerlerde bağlantı kurup rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hani böyle bir ürün olur, eksikleri olur ve hep içinizden geçirsiniz. Ya şu su da olsun, bu su da olsun, şu. Özetle bunda hepsi var. Adamlar yapmış arkadaşlar. Şimdi bu drone kimler için?
Öncelikle şunu söyleyeyim. Çok eleştiri alıyorum. Instagram'da falan arkadaşlar yazıyor. İşte başlangıç için drone önerisi istiyorlar. Ben bu drone söylüyorum. Fiyatını duyunca bana sövüyorlar. Arkadaşlar bana demeyin. Yani şimdi güzel mal güzel para. Yapacak bir şey yok. Drone'la gerçekten fotoğraf ve video çekip hatta bundan para kazanmak isteyenler için çok güzel bir drone. Seyahat eden gezginler için çok güzel. Rüzgar dayanıklılığı vesaire gayet iyi. Ben fırtınada falan uçurdum. 37-38 km hızdaki rüzgarda gayet güzel gitti geldi. Biraz ürküttü alçalırken ama yine de sorun yok. Çok güzel drone'unuz olabilir. Daha büyük, daha ticari drone'larınız olabilir. Ama her yerde uçuramayabilirsiniz. Değişik ışık koşullarıyla, değişik ortamlarda. Çok ses çıkartmadan çekim yapmanız gerekecek durumlarda işinizi görecek drone yine bu. Dikkat çekmek istemiyorsunuz. Hızlıca açmak istiyorsunuz. Bunların hepsine cevap verecek drone yine bu. Fotoğraf çantanıza katlayıp koyabilirsiniz. Yani şu. Drone bu kadar. Eline alıp götürebilirsin yani. Eğer çok zorlu ışık koşulları yoksa, çok çok bulutlu havada renk vermeyecekseniz, belgesel çekmiyorsanız bu işinizi gayet görecektir. Hele sosyal medya için veya influencerlar için biçilmiş kaptan. Öyle söyleyeyim. Zaten takip modları da var. Araç takip modu, kişi takip modu vesaire. Gayet güzel çalışıyor. Çok uçmuyorsanız, aceleniz yoksa, yedek batarya vesaire ihtiyacınız yoksa, hali hazırda bir çantanız varsa standart drone paketini alıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, benim bu drone hakkında söyleyeceklerim böyle. Şimdi sizi bu drone ile beraber çekmiş olduğum videolarla, fotoğraflarla baş başa bırakıyorum. Umarım video açıklayıcı olmuştur, işinize yaramıştır. Daha fazla bu tarz teknoloji, kamera ve gezilerimde yapmış olduğum fotoğraf çekimlerini, arka planlarını paylaştığım videolarını izlemek istiyorsanız beni takip edebilirsiniz. Instagram'da daha aktifim bu arada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.